Var oldukları günden beri büyük zaferlere öncülük edip zamanla birer efsane haline geldiler. Osmanlı Devleti'ne yıllarca hizmet eden ve düşmanlarına korku salan Yeniçeriler nasıl tarihe karıştılar? Yeniçeriler, Osmanlı ordusunun daimi ve ücretli askerlerinden oluşan kapı kullarının en önemli sınıfını oluşturuyordu. Gaza ve cihat anlayışını benimseyen Osmanlı Devleti, yeni fetihleri gerçekleştirmesi ve ele geçirdiği yerleri muhafaza etmesi için padişahın emir ve kumandası altında daimi bir orduya ihtiyaç duymuştu. Bu ihtiyaçta fetihlerden elde edilen savaş eserlerinden faydalanarak bir ordunun kurulması fikrini ortaya çıkartmıştı. Bu sayede Yeniçeri Ocağı kurulmuş ve Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatına kadar geçen sürede ocak kanun ve nizamlarına uyulması Yeniçerileri dönemin en güçlü kuvvetlerinden biri haline getirmişti. Ve bu ordu Osmanlı'nın başarılı fetihler gerçekleştirmesinde önemli rol oynamıştı. 2. Murat döneminde Yeniçeriler önemli bir askeri güç haline gelmişlerdi. Ancak gelecekte sürekli isyanlarla alınan ocağın ilk isyanı da yine aynı padişah döneminde gerçekleşti. İsyan 2. Murat'ı tekrar tahta çıkarmak için Çandarlı Halil Paşa tarafından düzenlenmişti. Ve Yeniçerilerin istediği olmuş, 2. Murat tahta çıkmıştı. Böylece Yeniçeriler askeri bir teşkilat olarak kalmaktan ziyade devlet işlerine de müdahale eder hale gelmişlerdi. Bir diğer olayda ise Şehzade Beyazıt'la Şehzade Selim arasında meydana gelen taht kavgası Selim tarafından kazanılınca Beyazıt'ı destekleyen sipahiler eşkıya olarak dağlara çekilmişlerdi. Devlet bunların faaliyetlerini önlemek için yasakçı adıyla Anadolu'nun her tarafına Yeniçeri grupları yerleştirmeye başladı. Böylece az da olsa Yeniçerilerin tımar sahibi olabilmelerinin önü açılmıştı. Ancak Yeniçerilerin tımar sahibi olarak taşraya yerleşmesi, buradaki asayiş ve güvenliği sağlayan Sancak Bey'i ve subaşıların yerine Yeniçerilerin taşrada güçlenmesine sebep oldu. Taşrada güçlenen Yeniçerilerin halka karşı olumsuz faaliyetleri ise Yeniçeri halk çekişmesini ortaya çıkarmış ve bu anlamda ocak bozuluşunun ilk sinyallerini vermeye başlamıştı. Yine 2. Selim'le birlikte başlayan, diğer padişahlar zamanında da devam eden, padişahların bizzat Yeniçerilerin başında sefere gitmeme geleneği, yine ocağın bozulmasına sebep olan etkenlerden biriydi. Ocaktaki bozulma, 3. Murat döneminde görmezden gelinemeyecek kadar artmıştı. Kanuni'ye kadar hiçbir biçimde yabancı, yani Türk ve Müslüman ocağa alınmazken bu dönemde mükafat olarak veya parayla ocağa yabancılar alınmaya başlanmıştı. Hatta bu durum ilerleyen yıllarda tamamen rüşvet ve iltimas yoluyla gerçekleşmeye başlayacaktı. Bu şekilde ocağın kanun ve nizamının bozulması, askerler arasında disiplinin de kalmamasına sebep olmuştu. Bununla birlikte askerlikten başka işleri olmayan Yeniçeriler esnaflığa başlamış, evli Yeniçerilerin sayısı artmış ve Yeniçeriler ocaktaki kışlalarda yatmak yerine evlerinde yatmaya başlamışlardı. Tımar sisteminin de bozulmasıyla sefere katılan sipahilerin sayısı azalmış ve kapı kullarının sayısı artmıştı. Bu da hem hazinenin hem de askeri sistemin çöküşü anlamına geliyordu. Çünkü sayısı artan Yeniçerilerin ulufeleri de devlet hazinesine yük olmaya başlamıştı. Esnaflıktan gelen kazançlarının yanında devletten de maaş alan Yeniçeriler gittikçe zenginleştiler. Öyle ki çoğunluğu lüks evlerde yaşamaya başlamıştı. Ocak artık askeri bir kurum olmaktansa ticari bir kuruma dönüşmüştü. Taşra'da kontrolsüz ve otoritesiz kalan Yeniçeriler, kanunsuz vergi toplamak, tüccarları haraca bağlamak, eşkıyalık, dolandırıcılık, kadın ve kıza sataşma, halka baskı gibi olumsuz olayların baş aktörleri haline gelmişlerdi. Bu olumsuzluklara rağmen Ocak, 2. Osman'ın öldürülmesi ve 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi olaylarında rol oynamış, devlet idaresinde kesin üstünlük sağlamıştı. Yeniçeriler padişahları istedikleri gibi tahttan indirip istedikleri gibi tahta çıkartıyorlardı. Bu süreç sonunda 2. Mahmut tahta çıkmıştı. 2. Mahmut, Yeniçeri sorununu çözmek için 18 yıl boyunca denge politikası yürüttü. Bu yıllar içinde de hazırlıklarını yapmaya devam etti. Devlet adamlarını, ulemayı ve halkı yanına çekerek güçlendi. Yeniçeriler artık o kadar zıvanadan çıkmışlardı ki
herkes onlara karşı olmuştu. Bu arada Eşkinci Ocağı adıyla yeni bir birlik kurulmuştu. İkinci Mahmut bütün hazırlıklarını tamamladığında bu yeni birliğin talim yapacaklarını duyurdu. Amacı artık talim, eğitim gibi işlerden nefret eden Yeniçerilerin ayaklanmalarını sağlamaktı. Ki bunda başarılı da oldu. Ayaklanan Yeniçeriler her isyanda olduğu gibi bu isyanda da kellesini istedikleri devlet adamlarının listesini saraya gönderdi. Ancak Sultan II. Mahmut, "Padişahınız emir almaya değil, emir vermeye alışıktır." deyip sert bir cevap gönderdi. Ardından zırhını giyip Hazreti Muhammed'in sancağını aldı ve halkı da galeyana getirerek Yeniçerilere karşı mücadeleye girdi. Başta padişah olmak üzere öğrenciler, esnaflar, bütün halk Yeniçerilere karşı ayaklandı ve Et Meydanı'ndaki Yeniçeri kışlasında binlerce Yeniçeri katledildi. Ardından 17 Haziran 1826 günü yayınlanan fermanla Ocak tarihe karıştı. Karmaşa sırasında kaçan Yeniçeriler bulundukları yerde öldürülüyordu. Yeniçerilere olan nefret o kadar büyüktü ki mezar taşları dahi yakılıp yıkılmıştı. Böylece Yeniçeriler tarihe gömüldüler. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.